Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiş, Bağdat kentini başkent yaparak önce Mezopotamya, sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar sınırlarını genişleterek dönemin en büyük Türk Devleti haline gelmişti. Büyük Selçuklu Devleti 1092 yılında iç karışıklıklar neticesinde bölünerek dört parçaya ayrılmış, daha sonrasında ise beyliklere bölünerek 600 yıl imparatorluğu süreci Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih sahnesine çıkartan süreci meydana getirmişti. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu, kınık boyu mensubu ve lideri Selçuk Bey tarafından 1020'li yılında temelleri atılmış ve yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler tarafından bağımsız bir devlet haline getirilmişti. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk başbuğu olan Selçuk Bey, kınık boyuna mensup bir komutandı ve başarılı bir komutandı aynı zamanda ve bağımsız bir Türk Devleti olan Oğuz Yapkulu'nun subaşı yani ordu komutanlığını yapıyordu. Selçuk Bey'in tabi olduğu kınık boyu, Göktürkler döneminde İç Asya'da kurulan Türk Birliği içerisinde yer almış Göktürk Birliği'nin yıkılmasından sonra ise batıya doğru girişilen göç hareketlerine katılarak Güney Hazar bölgesine yerleşmiş ve bu bölgeyi kendilerine yurt edinmişlerdi. Kınık boyu tek başına bir devlet kurabilecek kadar kalabalık ve güçlü bir durumda değildi. Bu hesaple kendileri gibi Türk boylarından biri olan Oğuzların tabiyeti altına girdiler ve 860-1068 yılları arasında Güney Hazar bölgesinde yaşamış olan Oğuzların bünyesinde varlığını devam ettirdiler. Subaşı Selçuk Bey yüksek askeri vasıfları olan genç yaşta Oğuz ordusunda komutanlık yapmış, yüksek mertebelere erişerek ordunun başkomutanı konumuna gelmişti. Ancak Selçuk Bey'in esas gayesi Oğuz yapkusunun makam yani büyük kanlıktaydı. Oğuzlar 900'lü yıllardan itibaren kendisini çevreleyen tehditlerle mücadele etmekteydiler. Batısında Hazarlar, doğusunda Peçenekler ve arkalarından gelen Kıpçaklar Oğuzları rahatsız etmekteydi. Güney Hazar bölgesindeki hakimiyetini tehdit ediyorlar. 950'li yıllara gelindiğinde artan dış tehditler ve Oğuz Han'ın yaşının da ilerlemesi yerine geçecek veliahtının ise yeterli vasıflara sahip olmaması Selçuk Bey'in Oğuz Yapkulu'nun tahta ele geçirmesine müsait bir zemin hazırlamıştı. Her ne kadar Oğuz ordusunun emir komutanı kendisine bağlı olsa da saltanatı ele geçirmek politik ve idari yönden oldukça zordu. Başarılı bir asker olan Selçuk Bey, politik tecrübelerin eksikliğinden ötürü bu girişiminde başarılı olamadı. Bu başarısız girişimin ardından lideri olduğu ve bağlı bulunduğu kınık boyu ile birlikte başkent yani yeni kentten uzaklaşarak başka bir Oğuz şehri olan Cent şehrine göç ettiler. Bu göç aynı zamanda Oğuz yapkulluğunun kınık boyuna uyguladığı bir sürgün olmuştu. Selçuk Bey sürgün edildiği Cent şehrinde hakimiyetini genişletmiş ve şehrin hakimi durumuna gelmişti. Üstelik Kınık Boyu ve Selçuk Bey burada Müslüman olarak ve İslamiyeti seçmişti. Yalnızca bir yıl sonra cenç şehrinin hakimi durumuna gelen Selçuk Bey, vergi tahsil etmek için gelen Oğuz elçilerini kovarak vergi vermeyeceğini ve gayrimüslim bir toplum oldukları için kendileriyle cihat edeceklerini ilan etmişti. Bu aynı zamanda bir bağımsızlık ilanıydı. Zira Oğuz yapkuluğuna bağlı olan cenç şehrinin vergi vermemesi yapkınlığa bağımsızlığı reddetmek anlamına geliyordu. Cent şehrinin jeopolitik durumu oldukça karışıktı. Bölgenin hakimi olan Sasaniler ve İç Asya'daki en büyük güç haline gelen Karahanlılar birbirleriyle mücadele içerisindeydiler. Selçuk Bey de bu mücadelelere müdahil olarak her iki tarafa da asker gönderip karşılıklıkta geniş bozkırlar ve yaşam alanları elde ediyordu. Zira Selçuk Bey'in İslamiyet'e geçmesi de bu dönemde gerçekleşmiş, Müslüman olan Sasaniler ve Karhanlılar ile münasebetleri vesilesiyle İslam dini tanışıp gönüllü olarak İslamiyet'e geçmişlerdi kendi istekleriyle. Selçuk Bey'in Sasani Karahanlı mücadelesinde elde ettiği bozkırılar, Karahanlıların 999 yılında Sasanileri tam olarak yıkmasıyla Selçuk Bey ve Kınık boyunun resmi hakimiyet alanı haline geldi. Sasanilerden boşalan bölgeyi Karahanlılardan önce sahiplenen Selçuk Bey, tebasıyla birlikte Horasan'a yerleşip bu bölgeyi yurt edindiler. Selçuk Bey ve Kanık Boyu artık müstakil bir güç hakimiyeti alanları genişlemiş, kesinleşmiş bir beylik olarak anılıyordu. Selçuk Bey uzun ve başarılı bir ömrünün sonrasında 100 yaşını devirerek 1009 yılında vefat ettiğinde veliahtına büyük ve güçlü bir beylik bırakmıştı. Selçuk Bey'in oğlu Arslan Bey babasından devraldığı beyliği daha da güçlendirecek Büyük Selçuklu Devleti'nin temellerini atacaktır. Arslan Bey henüz babası Selçuk Bey hayattayken beyliğin idaresinde görevler almaya başlamıştı. 992 yılında Samani-Karahanlı mücadelesinde Samanilere yardım ederek Karahanlıları mağlup eden Arslan Bey bunun karşılığında Buhara Semerkant arasında bulunan Nuh köyünü Selçuklu beyliğine yurt haline getirmişti. Karahanlılar 999 yılında Buhara'yı ele geçirip Samani devletine yıkınca Samanilerin yerleşim izni verdiği bölgeler Selçuklu beyliğinin mutlak hakimiyeti altına girmişti. Sasaniler Karahanlılar tarafından yıkılınca Samani şehzadesi Ebu İbrahim el-Muhtasır Karahanlılara karşı mücadele etmek için Aslan Bey'den yardım istemek zorunda kalmıştı. Aslan Bey Samani Şehzadesini korumak için giriştiği mücadelede Karahanlı ordusunu bozguna uğrattı ve Samanilerden sonra hakimiyeti altına aldıkları bölgelerden Karahanlıları uzak tutarak yeni sınır komşularına gözdağı vermiş oldu. Bu savaşın akıbetinde Karahanlı ordusu bizzat sol yapkuluğu komuta ettiği bir orduyla Selçuklu beyliğinin üzerine taarruza kalksa da Arslan Bey'in bizzat ordusunun başında bulunduğu bu mücadelede Karahanlılar ikinci bir bozguna daha uğrayarak Selçuklu beyliğinin gücünü kanıksamış oldular. Arslan Bey babası Selçuk Bey'in vefatı ile Selçukluların liderliğine geçtiğinde sınır komşuları olan Karahanlılar saltanat mücadeleleri ve iç karışıklık ile boğuşuyordu. 1012 yılına gelindiğinde Karahanlı hükümdarı İlek Nasır'ın vefat etmesi üzerine Karahanlı varislerinden Alitigin yönetimi ele geçirmek için Arslan Bey'den talep etti, destek talep etti. Arslan Bey ve Ali Tigin birlikte hareket ederek Buhara kentine girdiler. Bu stratejik hamle ile birlikte Selçuklu Beyliği artık Buhara kentine de yerleşme olanı bulmuş oluyordu. Arslan Bey'in giderek güçlenmesi ve cenç şehrinden başlayan yayılmalarının Buhara'ya kadar ilerlemesi hem Karahanlılar, hem de bölgedeki diğer büyük Türk devleti olan Gazneliler tarafından tedirginlikle karşılanmaya başlamıştı. Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han hem tahtına göz dikmiş olan Ali Tigin hem de ona yardım eden Arslan Bey'i bertaraf etmek için Gazne Sultanı Mahmut Han ile birlikte güç birliği yaptılar. Gazneli Mahmut Arslan Bey'i cenk ederek ortadan kaldırmak yerine hileye başvurdu ve onuruna ziyafet vermek üzere huzuruna çağırarak davet etti. Aslan Bey bu davete oğlu kutalmış ve mahiyetli biriyle birlikte icap edince üzerine suç isnat ederek Kalincar kalesine hapse attırdı ve tüm mahiyetini kılıçtan geçirdi. Aslan Bey'in öldürülmesi üzerine kınık boyu lidersiz kalarak dağıldı. Ve eski güçlerini kaybederek yaşadıkları bölgelerin hakimiyetini elinde bulunduran devlet ve beyliklerin tebaası haline geldiler. Zira Arslan Bey'in oğlu Kutalmış da babası Aslan Bey gibi Gaznelere tutsağı olmuştu. Ve Selçuklu Beyliğinin idaresi için Arslan Bey'in başka veliahtı da bulunmadığından lidersiz bir yaşam sürmek zorunda kalmışlardı. Arslan Bey'in kardeşi olan Selçuk Bey'in diğer oğlu olan Mikail, oğulları Tuğrul Bey ve Çağrı Beyler ortaya çıkınca otorite boşluğunu doldurmak için genç yaşta büyük bu vazifeyi üstlenerek Selçuklu Beyliğin içine düştüğü otorite boşluğunu ortadan kaldıracak ve Selçuklu Beyliğini Büyük Selçuklu Devleti haline getireceklerdi. Arslan Bey'in tutsak edilmesiyle otorite boşluğuna düşen Selçuklu Beyliği'nin tekrar ayağa kalkması 10 yıl sürdü. Bu süre zarfında Selçukluların birliğini ve ordusunu yeniden tahsis eden Tuğrul ve Çağrı Beyler güçlerini toplayarak tarihi sahnesine tekrar çıktılar. Aynı tarihte Gazneli Mahmut vefat etmiş, yerine oğlu Mesut Han geçmişti. Tuğrul ve Çağrı Beyler amcaları Arslan Bey'in tutsaklarına son verilmesi karşılığında Gazne Devleti'ne bağlılığını kabul edeceklerini bildirdiler. Gazne Sultanı Mesut Han da bu teklifi kabul ederek Arslan Bey'i serbest bıraktı ve Selçuklu Beyliğinin tabiyetini kabul ettiler. Ancak Tuğrul Bey ve Çağrı Beylerin amacı Selçuklu Beyliğini bağımsız bir devlet haline getirmekti. Tuğrul ve Çağrı Beylerin bu amaçlarını öğrenen Mesut Han, Arslan Bey ve oğulları Kutalmış'ı yeniden hapse atarak anlaşmayı bozdu. Tuğrul ve Çağrı Beyler kardeşleri ve amcaları olan Arslan Bey'i kurtarmak için pek çok teşebbüste bulunsalar da muvaffak olamadı ve başaramadılar. Arslan Bey'in oğlu Kutalmış bir yolunu bularak hapisten kaçarak Buhara'ya dönse de Arslan Bey kalan ömrünü Kalincar hapishanesinde tamamlayarak 1032 yılında vefat etti. Arslan Bey'in vefatından sonra Selçuklu Beyliğin tek hakimi olan Tuğrul Bey ve kardeşi Çağrı Bey olmuştu. Selçuklular Arslan Bey'in ölümünden önce Türk töresi gereği Gazne Devleti'ne bağlı olarak Gazne ordusunda görev yapıyor... Gazne sınırlarının güvenliğini sağlıyor ve vergi ödüyorlardı. Ancak Arslan Bey'in ölümünden sonra bu bağlılık ortadan kalkmıştı. Turul ve Çağrı Beyler de hakimiyet alanlarını genişletmek için Gazne Sultanı'ndan izin almadan Horasan'a yerleşmiştiler. Türk döresi gereği boylar yerleşecekleri bölgelere büyük kağanların iznine olmaksızın göç edemezlerdi. Selçukluların bu eylemi bir anlamda başkaldırı ve isyan olarak nitelendirilebilecek şiddette bir itaatsizlikti. Gazne Sultanı Mesut Han, Selçukluların Horasan'a izinsiz olarak yerleşmelerine önce müsamaha gösterdi. Güçlendikçe kalabalıklaşan Selçuklular, Horasan'dan sonra Merv ve Nesa şehirlerine de girdiler. Selçuk Bey'in bu yayılma stratejisi bir istila gibi görünebilirdi. Bu sebeple Gazne Sultan'a mektup göndererek Horasan, Merve, Nisa şehirlerine yerleşim izni verilmesi karşılığında Gazne Devleti'ne bağlı kalacaklarını bildirdiler. Turul Bey'in amacı hakimiyet alanını genişleterek, daha geniş alanlarda mücadele ederek stratejik avantajlar sağlamaktı. Bunun farkında olan Gazne Sultanı Mesut Han, Turul Bey'in mektubuna cevap dahi vermeden ordularını hazırlayarak Selçukluların üzerine sefere gönderdi. Selçuklular ile Gazne Devleti arasında ilk kez bir savaş gerçekleşecektir. Gazne Sultanı Selçukluların gücünü önemsemeyip ordusunun başına geçmeden kumandanların idaresinde Selçukluların üzerine sefere göndermişti. Tuğrul Bey ve ordusu Gazne ordusu Nesa şehrinin girişinde karşıladı. Meydan muharebesi şeklinde tezahür eden bu savaşta Gazne ordusu ağır bir yenilgi alarak geri çekilmek zorunda kaldı. Bu mağlubiyetin ardından Gazne Sultanı Tuğrul Bey'in kendisine gönderdiği mektubu cevaplayarak Horasan Mer ve Nessa şehirlerini kendilerine oturma ve barınma izni verdiğini bildirdi. Selçuklular istediklerini almışlardı ama bununla yetinmediler. İlerleyen yıllarda yayılmalarını devam ettirerek 3 yıl sonra 3 yeni şehir daha yerleşme izni istediler. Gazneli Mesut Selçukluların bu isteklerinin daha önce olduğu gibi yine reddederek önce üzerlerine öncekinden daha güçlü ve donanımlı bir ordu gönderdi. Gazne ordusu 1035 yılında Nesa'da mağlup mağlup olan orduya göre çok daha güçlüydü. Ancak aradan geçen süre zarfında Selçuklular da güçlenmişlerdi. Gazne ordusu ile Selçuklu ordusu Sarah şehrinde 1035 yılındaki gibi yine bir meydan muharebesiyle karşı karşıya geldiler. Gazne ordusu bu savaştan da ağır bir mağlubiyet alarak geri çekilmek zorunda kaldı. Selçukluların bu zaferi Büyük Selçuklu Devleti'nin doğuşu anlamına geliyordu. Tuğrul Bey kendisini Büyük Kağan ve Sultan, Kardeşi Çağrı Bey'i de Ortak Kağan ilan ederek Büyük Selçuklu Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti. Türkistan'ın en önemli kentlerinden olan Horasan, Merve Nesa Selçukluların hakimiyeti altına girmiş. Nişabur şehri ise Selçukluların başkenti olmuştu. Bu durum elbette en çok Gaznelilerin itibarına gölge düşürmüştü. Karahanlılar ise yaşadıkları iç karışıklıklar ve saltanat mücadeleleriyle baş etmekten Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmuş olmasına tepki veremeyecek durumdaydılar. Gazne Sultanı Mesutan, Önceleri bir beylik olarak kendisinden toprak isteyen Selçukluların karşısında zor durumdaydı. Arda arda aldığı ağır mağlubiyetler de Mesut Han'ın iktidarına gölge düşürmüştü. Üstelik Selçuklular Gaznelilerin toprakları üzerinde bağımsızlık ilan etmiş, Gazne Devleti'nin en stratejik bölgeleri Selçukluların idaresi altına girmişti. Mesut Han Selçuklularla mücadele etmekten vazgeçmedi bu kez ordunun başına geçti ve ordusunun tüm gücünü seferber ederek Selçukluların üzerine taarruza kalktı. Tarihte Dandanakan Savaşı olarak da geçen bu hadise hem Gazne Devleti'nin yıkılma sürecini başlatacak ve Türk dünyasının en büyük güçlerinden biri olan Büyük Selçuklu Devleti'nin Bozkır İmparatorluğu'nun Cihan Devleti'ne dönüştürecektir. Mesut 1038'deki ağır mağlubiyetlerinin ardından 2 yıl süren bir hazırlık neticesinde çoğunluğu atlı süvarilerden oluşan 100.000 kişilik bir ordu hazırladı. Gazne ordusu Selçuklu ordusuna nispeten oldukça büyük ve kalabalıktı. Gazneli Mesut ordunun başında sefere çıkarak 16 Ocak'ta Nişabur şehrine ulaştı. Savaşı Nişabur üzerinden kurgulamıştı ancak Sarah Savaşı'nda ağır tahribata uğrayan ve halkı çevre şehirlere göç eden Nişabur şehri yiyecek ve temiz su sıkıntısı içerisindeydi. Kalabalık ordusunun yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılamak amacıyla çevre illerden erzak ve yiyecek temin etmekteydi. Ancak her ne kadar tedarik etmeye çalışsa da yeterli olmayınca Merv şehrine ilerlemeye karar verdi. Selçuklular Gazne ordusunun ilerleme esnasında hem vurkaç taktiğiyle yoruyor ve yavaşlatıyor hem de erzak tedariki için lojistik hareketlerini baltalıyordu. Gazne ordusu hem kalabalık olduğu için yavaş ilerliyor hem de açlık, susuzluk ve yorgunluk nedeniyle zayıf düşüyordu. Nihayet Merv şehrinde konuşlu bulunan Dandanakan kalesi önünde karşı karşıya geldiler. Gazne ordusu Dandanakan kalesine doğru ilerlemekteyken Selçuklu ordusu ilk kez taarruza başladı. Taarruza rağmen kaleye ilerlemeye devam eden Gazne ordusu hem Selçuklularla hem de susuzluk, açlık ve yorgunlukla mücadele ediyordu. Dandanakan kalesine girerek savunma savaşı yapmak Gazne ordusu için önemli bir strateji avantajı sağlayacaktı. Ancak kaleye girmeleri ve girmeleri ve kuşatmaları halinde dışarıyla bağlantıları kesilecek, artan su sıkıntısı katlanılamaz bir hale gelecekti. Bunun üzerine kaleye sığınarak savunma savaşı yapmak yerine ordunun su sıkıntısını gidermek için birkaç kilometre daha güneyde bulunan su kuyularına doğru ilerlemeye karar verdiler. Selçuklu ordusu Gazneliler üzerindeki taarruzlarını şiddetlendiriyor ve baskısını arttırıyordu. Gazne ordusu ise hem Selçuklulara karşı koymaya çalışıyor hem de bütün şartlara rağmen ilerlemeye çalışıyordu. Bu keşmekeş içerisinde düzeni ve disiplini bozulan Gazne ordusu, Selçukluların planlı ve ısrarlı taarruzları karşısında tutunamayarak, sayıca fazla ve güçlü olmalarına rağmen ağır kayıplar vererek yenik düşmeye başladılar. Savaşın sonunda ağır bir yenilgiye uğrayan Gazne ordusu savaş meydanından düzensiz şekilde çekilmeye başladılar. Gazneli Mesut bu mağlubiyetten sonra otoritesini yitirmiş. Askerlerinin saygısını ve bağlılığını kaybetmişti. Kendisine bağlı küçük bir birlik ile Hindistan'a doğru ilerleyerek hem Selçuklulardan hem de kendi askerlerinden kaçmaya başladı bu kaçış hareketiyle Selçuklulardan kaçmaya başarabilmişti. Ancak kendi askerlerinden kaçamayıp askerleri tarafından öldürüldü. Büyük Selçuklu Devleti'nin tarih sahnesine çıkışı ise Tuğrul Bey dedesi Selçuk Bey'in 960 yılında ilk ateşini yaktığı Büyük Selçuklu Devleti'ni 77 yıl sonra 1037 yılında tüm dünyaya ilan ederek Türk tarihin en önemli kilometre taşlarından biri olacak tarihsel süreci başlatmış oldu. Tuğrul ve Çağrı kardeşlerin birlikte yönettiği Selçuklu Beyliği, Samanilerin yıkılmasıyla yerleşik halde yaşadığı coğrafyada güçlenmiş, Gazneli Devleti'nin hakimiyeti altına aldığı Horasan bölgesinden yayılarak, dönemin en büyük Türk devletlerinden biri olan Gazne Devleti'ni mağlup ederek, Nişabur kentinde Büyük Selçuklu Devleti'nin bağımsızlığını ilan etmişlerdi. Selçukluların Gazne Sultanı Mesut Han'ı iki savaşta da ağır bir mağlubiyete uğratması üzerine otoritesi sarsılan Mesut Han, Selçuklulara karşı kesin bir zafer kazanmak arzusuyla giriştiği Dandanakan Savaşı'ndan da mağlup olunca hem savaşı hem de saltanatını kaybetmişti dönemin en büyük Türk devleti olan Gazne devleti Mesut Han'ın yokluğunda sahipsiz kalarak zayıflayacak ve yıkılarak tarih sahnesinden çekilecektir. Aynı tarihlerde bölgede diğer bir Türk devleti olan Karahanlıların ise kısa süre sonra zayıflaması ve zamanla bölünerek yıkılması Selçuklu devletinin Türk dünyasının yegane gücü haline getirecektir. Dandanakan savaşını kazanan Selçuklular Mesut Han'ın geri dönemeyerek saltanatına sahip çıkmamasını bir fırsat olarak değerlendirip Gazne Sarayı'na girerek Gazne Devleti'nin hazinesini savaş ganimeti olarak aldılar. Selçuklular artık hem geniş bir bölgeyi hakimiyetleri altına almış hem de Gazne ganimetleriyle hazinesini doldurmuştu. 1041 yılına gelindiğinde Selçukluların hakimiyet alanları Horasan, Merv, Fergana, Toristan, ve zemin dağ ver şehirleri içine de alan geniş bir coğrafyaya ulaşmıştı. Artık bir beylikten değil, bağımsız bir devlet olarak anılan Büyük Selçuklu Devleti, toprakları üzerinde hakimiyet kurduğu Gazne Devleti üzerine otorite kurmuş, hakimiyet alanlarını batıya ve kuzey doğuya genişletmek için sınır komşusu oldukları Karahanlılar Devleti ile karşı karşıya gelmişti. Ancak Karahanlı Devleti Selçukluların Horasan'a sahiplenmesi neticesiyle iç karışıklıklar yaşamaya başlamıştı. Zira Horasan Karahanlılar için büyük öneme sahipti. Karahanlıların uzun süredir Gazne Devleti'nden almak için uğraştıkları Horasan, Selçukluların hakimiyet alanına girince Karahanlılar bu başarısızlığın sorumlusu olarak saltanat ailesine hedef aldı ve ülke ikiye bölündü. Türk dünyası artık Büyük Selçuklu Devleti'nin başını çektiği bir döneme giriyordu. 1040 yıllarında bölgedeki demografi yapıya baktığımızda Türk dünyası tarihinde dünya tarihine nedenle önemli bir satır başı olduğunu daha da iyi anlayabiliyoruz. Zira 11. yüzyılda varlığını devam ettiren 6 Türk devleti bulunmaktaydı. Karahanlılar, Mavranü nehirde Peçenekler Kuzey'de, Karadeniz'de Uzlar, Balkanlar'da Kapçaklar ise Kafkasların doğusu ve Karadeniz'in kuzeyinde Gazneliler Hindistan-Pakistan bölgesinde, Selçuklular ise İran-Türkmenistan coğrafyasında tarihe yön vermekteydiler. Bu devletlerin en güçlüsü ve en uzun ömürlüsü elbette Büyük Selçuklu Devleti olmuştur. Tuğrul ve Çağrı Beyler Büyük Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra Selçukluların hakimiyet alanlarını genişletmek için yoğun seferler düzenlemekteydiler. Doğuda Gazne Devleti üzerine düzenledikleri seferler 1050 yılına kadar devam etmiş. Karahanlılar ise Büyük Selçuklu Devleti'nin üstünlüğünü kabul ederek iyi ilişkiler içerisine girmişti. Doğu ve Kuzeyce cenahlarda otorite kurulmuş. Sıra batı sınırlarını genişlesmesine gelmişti. Artık hedef İran coğrafyasıydı. Tarihte az görünür bir süratle gerçekleşen bu seferler arda arda ve mutlak galibiyette İç Asya ve Orta Doğu'ya Türk etkisini sürdürmekteydi. 1041'de Kirman'a taarruz eden Selçuklular 1042 yılında Harzem şahları üzerine taarruz etmiş. Aynı yıl Kakuvevlileri mağlup ederek Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan Cürcan şehrine girerek bölgede hakim olan ziyariler ve misafirleri mağlup etmişti. Birkaç ay sonra Hamedan ve İsfahan şehirlerini alarak hakimiyet sınırlarını Hazar Denizi'nin güney hattına kadar ilerletmişlerdi. Yalnızca bir yıl içerisinde 1200 kilometre uzunluğunda 1 milyon 100 bin kilometre kareyi bir coğrafyaya Büyük Selçuklu Devleti'nin topraklarına dahil etmeyi başaran Tuğrul ve Çağrı Beyler Büyük Selçuklu Devleti'nin cihan devleti haline getirdiler. Yalnızca 1042 yılında gerçekleştirilen seferlerde hakimiyet altına alınan topraklar günümüz Türkiye'sinin yüz ölçümünden daha fazladır. Tuğrul ve Çağrı Beyler önderliğindeki Büyük Selçuklu Devleti'nin önlenemez ilerleyişi bölgedeki dengeleri tümüyle değiştiriyordu. Selçukluların akınları 1050'li yıllarda tekrar başladı. 1051 yılında Şiraz, 1052 yılında Umman, 1054 yılında Tebriz, Hille, Musul ve Diyarbakır 1056'da Huzistan şehirlerini ele geçirdiler. Büyük Selçuklu devleti artık İran coğrafyasının tam anlamıyla hakimi durumuna gelmişti. Ülkenin sınırları batıda Bizans, kuzeyde Gürcistan, güneyde Abbasiler, Doğu'da Kaşmir hattına ulaşmıştı. Yalnızca 20 yıl gibi bir süre içerisinde Asya'nın dörtte birine hakim olan Selçuklular artık gözünü batıya, Bizans topraklarına dikmişti. Büyük Selçuklu devleti yalnızca Türk dünyasının değil, İslam dünyasının da en önemli aktörü haline gelmişti. Zira İslam dünyası mezhep çatışmalarıyla boğuşuyor. Şii-Sünni çatışmalarıyla mücadele eden İslam coğrafyası Arap Yarımadası'ndan dışarı çıkamıyordu. Selçukluların Orta Doğu üzerinde mutlak hakimiyeti Arap Yarımadası'nda varlığını devam ettiren Abbasiler için bir umut ışığı olmuştu. Zira Abbasiler Şii kökenli Büveyoğulları devletinin baskısı altındaydılar. Bugünkü Suriye toprakları üzerinde hakim olan Büveyoğulları mezhep farklılıklarının tetiklediği politik etkenlerle Abbasiler ile mücadele içerisine girmişlerdi. İslam dünyasının liderliği hilafet makamındaydı. Hilafet makamı ise Abbasi devletinin himayesinde bulunuyordu. Halife Kaim, Abbasilerin içinde bulunduğu bu durum üzerine Tuğrul Bey'den yardım etkisedi. Turul Bey ise halife Kaim'in talebi üzerine bizzat ordusunun başına geçerek Büveyoğulları'nın Abbasiler üzerindeki baskısını ortadan kaldırmak için Bağdat'a girdi. Selçukluların Bağdat'a girmesi üzerine Büyük Selçuklu Devleti ile baş etmesi mümkün olmayan Büveyoğulları Bağdat'ı terk etmek istediler. Turul Bey'in Abbasiler'e yardımı İslam dünyasına büyük yankı uyandırdı. Zira Büyük Selçuklu Devleti tarih boyunca Abbasiler ile münasebette bulunmamışlar, daha çok Şii kökenli Sasaniler ve Ardılar ile siyasi ve politik münasebetler içerisine girmişlerdi. Buna rağmen Sünni inanışına sahip olan Selçuklular, Abbasilerin ve dolayısıyla da İslam dünyasının yardımına koşmuş, İslam dünyasının en büyük sorunu haline gelen Şii tehdidini ortadan kaldırarak İslam Arap coğrafyasının dışına çıkabilmesini sağlamıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nin cihan devleti haline getiren Tuğrul ve Çağrı Beyler devam eden yıllarda seferlerle hakimiyetleri altına aldıkları coğrafyalarda idari ve toplumsal yapılaşmayı oluşturarak bu bölgeleri tam anlamıyla Türk yurdu haline getirmeyi sağlamışlardır. 30 yıllık süren uzun hakimiyet dönemleri boyunca büyük başarılar imza atan Tuğrul ve Çağrı kardeşler artık yaşlanmışlardı. Ortak Kağan Çağrı Bey 1060 yılında, Büyük Kağan ve Sultan Tuğrul Bey ise 1063 yılında vefat ederek Türk dünyasına bir cihan devleti miras bırakarak hayatta gözlerini yumdular. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.